Selamun aleyküm arkadaşlar. Akız körü nedir? Ne işe yarar? Şimdi ondan bahsedeceğim. Bu önümde gördüğünüz numune olarak aldım. Kazalı bir araçtan numune olarak aldım. Akis, bu sol akis. Genelde Türkiye şartlarında konuşursak şanzımanlar önden çekişli araçlarda sol tarafta olduğu için sol akis genelde kısa olanıdır. Ve bu gördüğünüz akis de sol tarafın akisi. Akis şöyle ortada gördüğünüz bir mil. İç tarafta akis için ailesi. Ve dış tarafta yani tekerleklerin poribilyaların tarafında takılan akız kafası olarak yani 3 tane parçadan oluşuyor diyebilirim. Tabi bu sağ akislerde değişebiliyor. Sağ akislerde iki ayrı parçadan bir akis yapabiliyorlar ya da tek akisi uzatabiliyorlar. İşte bu sağ tarafın aksında askı bilyası dediğimiz şu ortasında bu askı bilyası dediğimiz bir olay da olabiliyor. Var yani ama şu an sağ akis elimizde olmadığı için sol aks üzerinden size aksı göstereceğim ve aks körü ne işe yarar ondan bahsedeceğim. Şimdi aks körü değişimi için benden video istemiştiniz. Yani aks körü değişimi nasıl olur diye. Fakat ben o zamandan bu zamana kadar hiç aks körü değiştiremediğim için direkt aksın üstünde hem aks körü nasıl değiştiriyoruz ondan bahsedeceğim. Hem de aksın ne işe yaradığını ya da aksin size nasıl hatalar çıkartabileceğini onlardan bahsedeceğim ve aksın ömrünü nasıl uzatabilirsiniz ya da akis hatalarını neler olduğundan işte körük yırtıldığında nasıl yağ nerede barındırıyor gibisinden bu konulara hatta başlayalım, hiç uzatmanın anlamı yok. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz akis kafası. Şimdi akis kafası direksiyonu sağa ve sola çevirdiğinizde normalinden yani şu içeridekinden biraz daha fazla hareket aldığı için gördüğünüz gibi içerisindeki sistem çok farklı. Şöyle küçük toplar var. Şöyle topları görüyorsunuz. Bu biraz daha fazla kavis alması ve bu şekilde ileriye dönebilmesi için bu şekilde toplar kullanmışlar. Bu iç nalede farklı. Tabi burayı açarsam eğer yani elimdeki takımlar varsa burayı açabilirsem bunu da videoda göstereceğim bu tarafı. Şimdi akız körüğü de bu topların dönen topların içerisindeki gres yani kauçuk da olur ya da sarı gres olur hiç fark etmez. Gresyanın içeride barınmasını sağlıyor. Yani dönen malzemenin içerideki yağı muhafaza etmeyi sağlıyor. Şimdi bu şu anda gördüğünüz aks körü zaten kopmuş arkadaşlar. Gördüğünüz yağı içeride tutmaya sağlıyor. Ve bu aksler arkadaşlar aracınız 50 km ile gidiyorsa 50 km hızla bu akiste 50 km hızla bu şekilde döner. Eğer 150-200 ile gidiyorsanız bu akis de aynı o şekilde döner. Peki akız körünüz patlarsa ne olur? İçerisindeki gres yağı dönme esnasında sağa sola savrulur, saçılır ve gres yağı biter. Gres yağı bittikten sonra bu şekilde açılmışsa eğer herhangi bir kasisten sulu bir yerden geçtiyseniz akis kafası içeriye su alır ve bu metallerin yağla çalışmayan ama suyla çalışan metallerin paslanmasına ve ileride bu akis kafasının bozulmasına neden olur. Zaten önümüz kış. Bakıma götürdüğünüzde, kışlık bakıma götürdüğünüzde akız körüklerini de mutlaka kontrol ettirin. Çünkü şu gördüğünüz malzemenin yan sanayisi bile ortalama 300-400 lira. Orijinalleri daha da pahalı diyebilirim. Şimdi durum bunu anlattık ve bu akız kafası su almadı ama bozuldu. Nasıl bir problem yapar? Şimdi direksiyonunuzu tam sol yaptığımızı varsayarsak, tam sol yaptığımızı varsayarsak ve üzerine yürüdüğümüzü varsayarsak, yani tam solda kalkış yaptığımızı varsayarsak, bu akış kafasının içerisinde eğer boşluk varsa tak 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 diye vurmalar olacaktır. Çünkü şu gördüğünüz kelepçe zede alabiliyor, çatlayabiliyor, kırılabiliyor. Ya da şu topların, şu gördüğünüz içeride net görebiliyor musunuz şu an? Şu gördüğünüz topların ve şu içeridekinin arasındaki boşluk bu sesi size yaptırıyor. Yani şu şekilde döndüğünde tak 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 sesini alırsınız arkadaşlar. Tam solda veya tam sağda. Bu sese hatta dışarıda bir kişi eşliğinde bu sesi yaptırırsanız tam sağ ve tam solu sesin nereden geliyorsa o akis kafasının bozuk olduğunu anlayabilirsiniz. Ve hatta şöyle söyleyeyim size, eğer bakıma gittiğinizde bu akış körükleriniz patlak denilirse size bu akış körüklerinizi değiştirmenizde fayda var arkadaşlar. Bu arada akış körüğü nasıl değiştiriyor? Şimdi normalde bu akış körüğünü dışarı çıkarttığımızda, kafaya vurduğumuzda bunu buradan yani akış kafasını çıkartabiliyoruz. Çoğu markada bu şekilde ama çıkmayan da oluyor arkadaşlar. Çıkmadığı zaman bu taraftan
buranın akıs körüğünü de değiştiriyoruz ama bu kafa çıkan bir kafa olduğu için bunu da direkt kafaya vurup çıkartıp akıs körüğünü değiştirip yenisini takıyoruz. Kar suyu önümüzde biliyorsunuz kış var. Kar suyu ve yağmur sularından eğer akış körüğünüz patlaksa akisiniz zede alır ve bu da size masraf çıkartır. Bu yüzden akış körüklerinizi değiştirmeniz içerisine kauçuklu yani sudan etkilenmeyen bir gres yağıyla muhafaza edilip tekrar toplanmasında fayda var. Eğer akış körükleriniz patlaksa arkadaşlar bunu ihmal etmeyip bu akış körüklerinizi değiştirip ve içerisindeki kauçuklu gres yağını yeniden doldurup akısın ömrünü uzatabilirsiniz arkadaşlar. Akış dediğimiz olay bu. Şimdi şurayı bir açmayı deneyeceğim arkadaşlar. Eğer açabilirsem bunu da size göstereceğim. Bu tarafta ve o tarafın bu tarafla diğer tarafın arasındaki farkı göstereceğim. Bu taraf genelde sabit durur. Diğer taraf gibi böyle dönmeler falan olmaz. Burası sürekli bu şekilde döner. En fazla kasis alacağı yani kavislerde şu hareketi alır. Şu hareketi. Bu o yüzden bu akış kafası gibi fazla oynamasına gerek kalmaz. Ama dediğim gibi tam sol ve tam sağ virajlarda bu akış kafasının fazla oynaması gerektiği için bunun sistemiyle buranın sistemi de farklıdır. Hatun içini açmadan önce bu tarafın yapacağı arızadan bahsedeyim. Arkadaşlar bunun içindeki laleler hatta bunu açarak daha iyi anlatabilirim. Bence bunu açalım ve bunu siz görün. Yani burada nasıl bir sistem olduğunu görün. Evet arkadaşlar, akış körüğünü patlattık. Şimdi körüğe zarar verdik mi? Körüğe vermedik. Bunu bir kelepçeyle tekrar toplayabilirim. Arkadaşlar bu akısın da sadece tahminimce bu körüğü patlak. Yani bu körükleri değiştirdiğim zaman bu akısı tekrar kullanabilirim. Şimdi şöyle göstereyim. Bu tarafınki de akis lalesi dememizin sebebi arkadaşlar gördüğünüz gibi üçgen bir lale şeklinde olduğu için bu tarafı akis iç lalesi diye geçiyor. Genelde bunu değiştirmek istediğinizde sadece bu kısmı satabiliyorlar. Yani bu lale, körük ve şu gördüğünüz akis iç lale kafası şeklinde satın alabiliyorsunuz. Peki bu size nasıl bir sorun çıkartır? Bunda bir problem varsa ne olur? Şimdi arkadaşlar şu içeride gördüğünüz bu lalelerin geçtiği kanallar zamanla ileri geri yaptığınızda bir boşluk ortaya çıkartıyor. Yani bir boşluk oluyor. Şimdi bu boşlukta da bu akis burada fazla sallandığı zaman siz gaz verdiğinizde yani yüke bindiğinde bu akis şu şekilde titreme oluyor. Ama bu burada değil. Tabii ki de bu akiste oluyor. Yani şu şekilde bir ileri geri şu şekilde bir sallanma, bir titreme oluyor. Ve gaz verdiğinizde aracınız normalinden fazla titriyor. Ayağınızı gazdan çektiğinizde herhangi bir problem olmuyor ama gaz verirken ya da kalkış yaparken bir titreme meydana geliyor. Ve gaz vermediğinizde normal arabayı serbest bıraktığınızda, yükten aldığınızda bu titreme kesiliyor arkadaşlar. Bu akis iç lalesi de bu şekilde anlatmış olalım. Şimdi arkadaşlar bu akislerin araç üzerinde nasıl görüldüğünü, yani nerelerde durduğunu ve nasıl kolay su alabilecek yerde olduğunu size göstermek için araç üstüne geçiyoruz. Araç üstüne geçelim diyorum. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Diğer videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi akısların nerede olduğunu size göstereceğim. Yani araç üzerinden nerede olduğunu. Bunu görüyorsunuz. Bu az önce gösterdiğim akisteki akış körüğü. Akislerin ne işe yaradığından ufak bir bahsedelim. Akisler arkadaşlar şanzımandan aldığı hareketi şu şekilde gördüğünüz şu laleler vasıtasıyla sağ sola döndürmek için daha rahat döndürebilmek için laleler vasıtasıyla direkt lastiğe şöyle de göstereyim lastiğe iletiyor. Şanzıman hareketini lastiğe ileten parça akis arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu aracın altında olduğu için şöyle görüyorsunuz zaten dönen bir bölümde olduğu için videoda da bahsettiğim gibi su alması çok kolay arkadaşlar ve bunlar zamanla akış körükleri plastik
Ve videoda da az önce bahsettiğim gibi kilometre yaptıkça, yani kilometre hızınıza göre akslerin dönüş hızı da ona göre fazlalaşıyor. Ve fazlalaştığı için bahsettiğim gibi içerisindeki gres yağı eksiliyor. Ve gres yağı eksildiğinde eksilen delikten içeriye su alma ihtimali yüksekleşiyor. Ve su birikintisine girdiğinizde bu akis kafası içerisinde gres yağı barındırmayıp suyla çalıştığı için metaller deforme oluyor ve ses yapmaya başlıyor arkadaşlar. Videoda bahsettiğim takır takır sesleri işte, ya da şu lalenin içerisindeki, şöyle göstereyim, hatta görüntü alabiliyorsam daha iyi olur. Bu akisinde arkadaşlar, bu akis körüğünün yırtılmasıyla lalenin içine su alması ve videoda bahsettiğim gibi titremelerin, ortada bir gres yağı olmadığı için ve suyla çalıştığı için içerisindeki lalelerin aşıntısından dolayı bozuluyor, boşluk yapıyor ve dediğim gibi gaza bastığınızda titreme, ilk kalkışta titreme, gazı bıraktığınızda titremeyi kesme gibi sorunları akıstan yaşıyoruz. Bu sağ akıs genelde uzun oluyor arkadaşlar. Şanzımanı solda olan araçlar için. Şanzımanı sağda olan araçlar için de sol taraftaki akıs uzun oluyor. Durum bu. Umarım video yararlı bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Yararlı bulduysanız zaten çoktan beğenmişsinizdir diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyorum. Hoşça kalın. Tekrar dediğim gibi, her videoda dediğim gibi, yorumlarda görüşlerinizi eksik etmeyin diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.